Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Antif, burası da benim oyun kanalım. Age of History 2'de Azerbaycan serisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde çok sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Resmen Mısır, Pakistan ve Hindistan içimizden geçmişti. Ama hiçbirine de toprak kaybı yaşamadan bunları atlattık. Ama ömrümüzden ömür gitti diyebiliriz aslında bu hususta. Şöyle hemen ben şuradaki askerleri tek tarafta bir toplayayım abi. Hindistan Türkiye içinden geçiyor. Müdahale edemeyeceğim şu anda. Ben çünkü kendime faydam yok. O derecedeyim. Şuraya ben asimile ettim. Başka bir yerde askerim var mıydı? Yoktur büyük ihtimalle. Çok güzel. Kazakistan'da durum %83. İlişki geliştirelim. Kazaklarda da sağlam asker var ha. Çin'le bir halt yesek. Abi adamlar 40 seviyelerinde kaldılar. Şimdi bunların ittifak olduğu kim var? Kimse yok. Pop 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 pop. Hindistan'la ilişkimizi geliştirelim biz. Biz Hindistan'la ilişkileri geliştirelim. Türkiye buradan inşallah çıkar. Çıkarsa çok büyük şeyler atlatmış olacak. Ama çıkamazsa da Allah yardımcısı olsun. Bayağı kasvetli bir ortam var çünkü orada. Benim yaşadıklarımın aynısını yaşıyor şu anda. Polonya bile halen de adamlar yürüyüş derdindeler yani. Hadi. Abi kapatırsınız ya, yapmayın. Yapmayın. Türkiye çok kötü yardılar ya. Yardı vallahi, aldı. Gitti Türkiye. Hindistan. Tamam, Türkiye yine bir kısmını kurtardı ama kurtaramadığı bölümler çok fazla oldu. Kuveyt'e, Euro Kuveyt'e yallah. Alırsın sen oraları. Al bari oraları al. Ordu'da iyi bir yere sahip olma düşüncem vardı. Fakat Suudi Arabistan işleri bozdu. Mısır'ın içinden geçtiler. Vallahi bizim yapamadığımızı onlar yaptılar resmen. Hindistan'da durumdan nedir? İlişki geliştirim 16. Ben Pakistan'a dalacağım. Yani Pakistan'ı intikam alacağım bu sefer Pakistan'a. Onlar bizi mahvettiler. Biz de onların içinden geçmemiz lazım. Allah inşallah geçeriz diyorum yani, bilmiyorum. Çünkü Pakistan hakikaten çok kuvvetliymiş ya. Adamlar mahvetti abi. Talan etti lan bizi. Vallahi ben bu kadar zorlanmayı beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Bir şekilde geçeriz. Pakistan'la mücadelemizi ederiz derken adamlar çatara patara çatara patara daldılar bize. Abi bir tane yükselmiş. Onu da araştırmaya verelim bari. Tur başına getirmiş 20.000 altın seviyelerinde. Güzel. Güzel. Çünkü asimilelerden de güzel cevaplar alıyorum şu anda. Uf. Azerbaycan. Turan dediğimizde dağ var tabii ki de. Hindistan'da ve Türkiye'de. Büyük Azerbaycan Cumhuriyeti isterdim ama onunla Safevileri kuramıyoruz zaten. Safeviler için İran'daki bütün toprakları almamız lazım ama nedense bu adamlar bizim içimizden geçecekler. Ben onu biliyorum. Pakistan bir kez daha bileniyor bize karşı. Vallahi Pakistan en kötü de şuraya kaybederiz. Şuradan içlerinden geçeriz. Şuradaki 4 tane toprağını da güzel asimile edersen. Bak şimdi. Kendi kendime nasıl gaz veriyorum ya. Tur başına getiri hemen düşüyor aslında. Bu iyi bir şey değil. %50 asker iyidir böyle. Şurayı ben bunlarla alırım. Bunların valla ekonomi çok sağlam. Ben biraz daha tur getireyim kendime. Tur atlattırayım ki kasayı sağlamlaştırayım. Şu bölgeden askeri sağlam basmam lazım. Bastıkça basabileceğim bir bölüm burası. Yani Romanya beni niye şaşırtmıyor ya? Ben buradan ileri gitmek istemiyorum dedikçe bilerek mi yapıyor acaba bunlar ya? Şurada acaba liman abi 19 neyse kuralım hadi ya. Lazım ki ihtiyacımız var.
Of, adam güzel çarptı bize burada. Tamam. Onu oradan gönderdik artık yapacak bir şey yok. Neyse tamam şu bölgeye alacağım zaten. Amacım buydu. Pakistan şu anda kimseyle ittifak değil değil mi? Neredesin sen? Pakistan. İttifak olmasın yeter benim için. Güzel. 95 seviyelerindeyiz. Hindistan'la 17'lerdeyiz. Saldırmazlık paktı imzalamak istiyorum bunlarla. Kabul ettiler. Hindistan bana 40 tur saldırmasın. Çin'le de aynı şeyi yapabilir miyim acaba diye düşünüyorum aslında. Ama onlar kabul etmeyebilirler. Etmediler de zaten. Ama Çin Halk Cumhuriyeti'yle de ilişkileri iyi götürebiliriz. Yani iyi götüremem şu anda. Pakistan Kazaklara girmiş şu anda. Kazakistan Pakistan'da Kazakistan Pakistan'ın bütün topraklarını aldı ya lan. Oğlum nasıl becerdiniz bu işi ya? Ulan yukarı al. Sen kendi topraklarını geçten yer değiştirdiler resmen. E nasıl oldu bu iş? Allah aşkına bu hiç mantıklı oldu mu Kazakistan? Sen niye böyle çocuk çocuk hareketler yapıyorsun ya? Bunun yukarıda askeri çok yoktur abi. Bu Çin'den mi acaba geçiş izni aldı? Hayır, kimseden almamış. Pakistan'a bak sen. Polonya'yla, Rusya'yla, Myanmar'la, oha adam herkese savaş halinde. Kazakistan yukarıları kestiği anda ben buradan saldırıyorum abi. Ben buradan saldırıyorum. Pislikse pislik, onlar bizi fena vurdular çünkü. Sıra bizde. Benim buraları alt etmem lazım. Harika. Çin kime savaşı ilan etmiş? Tamamdır. İntikam sintikam abi, yapacak bir şey yok. Yani onlar bize savaş ilan ettiler, ağzımıza sıçtılar bizim. Yapmayın etmeyin demeye kalmadan. Çok güzel. Bu sefer ben alacağım. Abi şimdi şey diyor, vay şerefsiz diyor, ben diyor çakı çakı verdi askerleri kafamıza diyor ama. Kimse kusura bakmasın. Çok güzel. Allah abi. Hindistan ilişkileri geliştirmeye devam. Devam baba devam. Güzel. Bazı noktalarda çıkış bekliyorum tabii ki de. Ama affı yok. Bas baba bas. Parasal sıkıntı yok. Ben bu turu alacağım. Şuradan güzel bir mücadele gelecekti zaten. Tamam. Ben bunun ana karayla bağlantısını kesersem işi bitiririz biz burada. bin asker. Para durumumuzda sıkıntı olmadığı için çok fazla koymayacak.
Gel baba. İstanbul Havalimanı alırsak. Ben senin altta bağlantını kesersem yukarıda bir bok yapamazsın sen. Otur kademe. Gel gel, 21.000 asker de buradalar. Yukarıdan şakır şakır iniyoruz şu anda. Tamam, Pakistan için artık yeter. Biz onlara çok fazla musallar gösterdik. Tam olarak demek istediğim buydu işte. Bu tarafa doğru yol al. İslamabad'a 2500 çakalım. Çok güzel. Şuradan ne çıkartırız? Aa, tur puanımız bitti. Tamam, bunlar şimdi küçük küçük saldırılarda bulunacaklar artık. Başka çareleri yok çünkü. Tamam, ben ana hattıyla aldığım için bu saatten sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Kendi askerlerin kendi erittiler. Biz bir şey yapmadık baba. Yapış. Güzel. Buradan belki zıplayabilir. Yanlış yapmış olabiliriz burada belki. Sen şuraya doğru gel bakalım. Tamam, iyi. Hadi be, orası da gitti. Pakistan toprakları 84-176. Tabii ki de çok fazla olacak. Biz İslamabad'a kadar olan toprakları alacağım. Aldım da zaten. 8 puan. Tamam, bak buraları iyi. Kısa vadede ateşkes. Kabul. Ver bana buraları. Buraları kimmiş? Myanmar. Ya Myanmar burada çok sıkıntı yaşayacak ya. Neyse, ben şuradaki bütün askerleri, bak şurada şöyle toplayayım. Pakistan bizden toprak alamadı ama biz onlardan toprak almayı başardık. Ve Pakistan'ın yarısını aldık. Çok çok iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Gerek yok, biz burada tekrardan yani ekonomiyi toparlarız. Geri çeviriyorum şu anda. Hadi be ulan oğlum, buradaki Pakistan toprakları vardı ya. Ulan bir de buraya asker yığdırdık biz. Biz burayı almış mıydık? Yok, almadık ya abi. Saldırmadık bile. Sen şu anda kimle savaşıyorsun? Pakistan'la. Kabul et. 16.000 altın 16.000 altındır. Al abi. Alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Allah. Hindistan'da durumlar nedir? 42. İlişkimizi geliştirelim. Saldırmazlık paktımızı yenileyelim. Çin'le ilişkiler %74. İlişkilerimizi geliştirelim. Vallahi şu anda siz mahvettiniz buradan ama yapacak bir şey yok. Şöyle asimile edelim ama bu asimile bize bayağı pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Tabii ekonomik açıdan bizi biraz yıpratacak bu iş. Uzun zamandan beri oynadığım en karlı oyun senaryosu oldu bu. Ciddi anlamda her açıdan, hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Ya burada Azerbaycan'da çok güzel büyüdük, hem yukarı hem aşağı doğru. Ama Suudi Arabistan'ın burada alması sorun. Ben Suudilerle bu topraklar konusunda sıkıntı yaşayacağım. Çünkü ben burada güçlü bir Arap devleti istemiyorum. Ben tamamıyla kendime ait bir hükümdarlık sürme taraftarıyım. Söylemiş olduğum gibi Orta Asya'da güçlü bir devlet kurmak istiyorum. Hindistan'la ilişkileri sağlam tutacağım şu anda. 17-17 güzel. Türkiye ile 57. Geliştirelim. Kazaklarla 96 ama Kazaklar şu anda bu tarafta çok savaşta ya. Hong Kong
Abi Beyaz Rusya, Polonya, oy 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 oy, Rusya'yla da görüşelim biz. Norveç, Birleşik Krallık, Doğu Almanya vesaire derken buraları müthiş derecede karışmış. Avrupa tarafı çok ilgilenmediğim için çok işim yok. Ama Hindistan'da yeter be kardeşim, bu kadar açılma ya. Yani ne yaptınız bu kadar büyümek için, gaz mı verdiniz kendi kendinize? %36'da sabit kaldı bu bizim ilişkimiz. Biraz daha yüksekten, kuvvetlendirsek iyi olacak gibi görünüyor. Hızlı hızlı tur atlattırıyorum. Pakistan burada toprak kaldı. Pakistan'da durumlar nedir bizim? Bitmiş olması lazım büyük ihtimalle, bitecektir de zaten ama benim... Ayda, biz burada asker basabiliyoruz için güzel tarafa. Biz yine Pakistan topraklarını alacağız. Yani biz buradan yine bir asker desteği atarız kendimize. Biz bu işin alttan kalkarız. Allah, bir şey vardı orada, kaçırdım. Biz sen de saldırmalı farklı bir kez daha yapalım. Hindular. Kabul edin bence de. Askeri erişim mi? Al sana askeri erişim. Oğlum savaş ilan ediyorum sana, salak. Ne askeri erişimden bahsediyorsun sen daha? Adamın dünyadan haberi yok. Bizim tur başına getirimiz gittikçe düşüyor tabii ki de. Aslında kabul edeceksin. Tak, savaş ilancı. Ha, süper olur da. Hem paralarını alacaksın hem de işlerinden geçeceksin. Neyse. Tamam abi, biz dokunalım Pakistan'a ya. Gir abi. Şuraya kadar girersin. Bu sefer Orta Asya'nın topraklarını alacağım Pakistan'ın. Kafaya fena koydum. Kaşınıyor bir ibne çocuğu ya. Adam biz bir şey yapamadıkça buralardan saldırma derdinde. Tamam, seni burada sabit tutacağım. Sen bir dur, sen bir dur. Baba al. Oğlum nasıl askeri yetkimiz yok ya? Uf. Aman tur başına getirimiz düşmüş. Tamam, bak buradan alalım biz. Vallahi biz bırakmayalım burada ya, biz alalım. Hem onlar da yabancılık çekmesinler. Topraklar bizim topraklarımız sonuç itibariyle. Vay be. Pakistan bizi birazcık yordu ama biz bu işin altından iyi kalktık. Lan çayım vardı, buz gibi olmuş valla. Oğlum. Ya şu oyundaki şu harita mantığı hala gitmedi ya. Yavaş. Bunlar bizi arkadan falan vurmaya kalkmasın bir de buradan böyle. Baba ne yapıyorsunuz siz lan? Aga bunlar mısır açıyorlar şu anda ya. Baya baya mısır açıyorlar. Mısırın kendi koruması gerekiyor. Mısır kendini korumuyor. Ben saldırsam içimizden geçer herifler. Konu Pakistan olunca öyle bekliyorlar. Tamam, burayı aldım. Çok güzel. 125, 125. Teşekkür ediyoruz Pakistan'a. Valla kimse kızıp sövmesin. Biz bekledik, saldırdılar. Bütün içimizden geçtiler. Biz sabrettik. İntikamımız da o oranda güzel oldu bence.
Tamamdır. Ben aynı şekilde burada zaten biz maskelerimiz yok. Ay maşallah. Valla bir hışımla nasıl asker bastıysak buralarda. Hindistan'la aynı tarafta olmayı istiyorum. İşime yarar. Ekonomik açıdan toparlandığım zaman da Suudi Arabistan'a saldıracağım. Suudi Arabistan şu an için valla güçlü bir ülke konumunda ama Yunanistan var burada. Beyaz Rusya burada. Yani. Güzel. Valla biz zorladı yine her zaman olduğu gibi oyun ama bu sefer iyi atlattık çünkü Pakistan tarafı benim için sıkıntıydı. Yani sıkıntı adamların orada varlığı her daim savaş riskimizi arttırıyordu bizim. Çünkü kafaları eskileri zamanında biz savaş ilan ediyordu eşşoğlu eşekten. Senle ne durumdayız bizden? Hiç geliştiriyor muyuz şu anda? Saldırmalı taktı bir kez. Aha. He pardon. Tamam şimdi oldu. Saldırmalı taktı yapalım. İnsanla iş geliştiriyoruz zaten. Kabul etti. Güzel. Bizim burada asimli olmayan yerlerimiz var. Onları da asimli edelim bu esnada. Güzel. Bir sıkıntı yok. Ben memnunum ülkemden. yani durumdan ekonomik açıdan. Oyundaki gidişatımız güzel. Şimdi cidden güzel. Çin Halk Cumhuriyeti ile aramızı iyi tutmak zorundayız şu anda. Bir de böyle bir durum söz konusu. Adamlar mükemmel büyüdü. Ben bunlar aslında ilk etapta Rusya'ya saldırdığı için saldırmıştım. Abi hayırdır ya? Ya böyle bir şeye ne gerek var şimdi? Yani Malezya niye böyle bir halt yeme gereği duydun? Şimdi o bu tarafa doğru bir uzamaya kalkar. Aptal. Ya babacım hiç gerek yok böyle şeylere ya. Malezya bir kaybol. Heh neşemizi bulalım biz de buralarda. Tamamdır. Gelin bakalım şöyle asimle. Direkt ben sizi buradan hemen teris edeceğim. Beklemeyelim çünkü. Karaçi adamlar saldırdı. Hemen ekonomimiz bozuldu orada. Giderek asimle hemen alnına düştü. Hindistan'la ilişkilerimiz 49 seviyesinde. Biz bunlarla ilişki geliştirmeye devam edelim. İttifak desek vallahi bilimlik bir durum kalmış. Çin'le 70 seviyelerindeyiz. Vallahi Çin'le nasıl bir iş yapacağız bilmiyorum. Çin'i komünist olsak tamam tarafımıza çekelim de komünist olamayız ki şimdi bu saatten sonra. Kazakistan gerçekten güzel mücadele ediyor ama ekonomimiz çok kötü. Ben zaten iki eyaletim kalmış. Hiç kendimi riske atamayacağım o nedenle. Sen bir tur daha biraz daha böyle ilerle. Hindistan'la bitmiş. Güzel. İttifak. İttifak talep ettim Hindistan'a ve yeni ittifakımız hayırlı olsun. Sağ olsun. Şimdi bu bak bir şey söyleyeyim sana. Hindistan gider Çin'e savaş ilan eder. Yahu ben biliyorum başına gelecekleri ya. Ben ekonomiden kaçayım, savaştan kaçayım dedikçe adamlar başımıza savaş ilan edecekler. Türkiye ile 94 seviyelerindeyiz. Neredesin bir dakika dur. Savaşa hazırlan derken yok olma öyle bir şey. İttifak düşüncemiz kuvvetli değil. Hindistan değil. Azerbaycan. Abi 62 seviyelere düşürmüşüz. İlişki geliştirelim. Valla Çin'le sürekli olarak ilişki geliştireceğiz. Yoksa öteki türlü burada ciddi sorunlar yaşayacağım ben. Ben... Oha! Demokratik Kongo. Adamlar. Baba helal olsun.
Hindistan baya baya üstümüzden böyle adam geçiriyor. Bizim ortak nerelerde? Abi adam Sudan'la kapışıyor ama maşallah var. Demokratik Kongo için bir şey yapmayacağım şu anda çünkü Suudi Arabistan'la savaştı o. Ekonomi bizim mahvoldu. Şöyle yapalım abi, yatırım değil, araştırmaları fullesek 27 bin altın yapıyor. 1,5 milyon civarı düşsün, ben de ekonomiyi toparlamış olayım bu şekilde. Şöyle tıkladığım zaman da 7 tur kadar kalmış Çin'le. Ben Çin'le bir kez daha deneyeceğim tekrardan. Yani devam yani, Çin'den vazgeçmeyeceğiz. 45, ilişkileri geliştirelim. Bizi... Ulan Çin Halk Cumhuriyeti bizi seviyor. Ama nasıl oluyor bu iş ben de bilmiyorum. Yönetimi fullleyelim, akabinde biraz da buna verelim. Tamam, 1,5 milyon seviyesi düştüğü zaman da ben ekonomi içinden yatırımları kesmeye başlayacağım. Tekrardan para tura kazanmaya devam edelim. Şimdi bunun aramızda 38'e kadar düştük. Yapma oğlum işte, yapma lan, yapma. Yani demokrasi götüreceğiz. Başka çaremiz yok. Düşürdük. 47 bin altınımız var. Baba biz buralardan çıkamazsak sıkıntı yaşarız. Yani bizim için bu topraklar önemli. Her zaman söylüyorum. Biz Orta Doğu'da güçlü bir devlet olmak için başladık bu bölüme. Bu seriye. Azerbaycan'daki en büyük amacımız buydu. Orta Doğu'yu istiyoruz. Ordu'yu da alacağız. Şuradan da ben ordu bakımına vereceğim. Çünkü ordu masraflarım bayağı fazla. Tamam, getirimiz de güzel de. Ben şurada yığınak yapacağız mecburen ya. Abi şu bölge Mezopotamya ne kadar verimli ya. Adamlar çatır çutur ilerliyor. Bak şöyle yapalım kardeşim. Dayan abi. Şurada da takviye birlik atalım. Oo, 27 dakika olmuş. Evet dostlar, bir bölümün sonuna geldik. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Suudi Arabistan'da mücadelemiz tam da sürecek gibi görünüyor. Orta Doğu'da lider bir devlet olmadığı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.